Kurban Bayramı'na bir gün kala hayvan pazarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar kurbanlık hayvan bulmakta zorlandı. Bol bereketli bir kurban bayramıydı. Hayvanlarımız bitti görmüş olduğunuz gibi. Dışarıdan çevrelilerden arkadaşlara telefon ettik, onlar da bitirdi. Elhamdülillah hepimiz kazandık. Kesimci arkadaşlar olsun, biz olalım. Buradaki esnaf arkadaşlar olsun. Herkes faydalandı. En son yıllar önce yaşamıştık bunu. Ve yıllar sonra bir daha aynı duyguyu yaşadık. Şu anda hiçbir hayvanımız kalmadı. Peronlar görmüş olduğunuz gibi boş. Peki bunun sebebi nedir? Yani insanımızın inançlı olması, imanlı olması. Depremden sonra da biraz daha kurbanlara ilgi alaka yoğun oldu. Bağış yapan arkadaşların da buraya döndüğüne inanıyoruz. Daha önce Afrika ülkelerine bağışlar ucuz diye yapıyorlardı. Ama şu an hayvan kesimleri daha faydalı. Yaşanan deprem sonrasında şehir dışında ve yurt dışında yaşayan Kahramanmaraşlı vatandaşlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere bu sene kendi memleketlerinde kurban ibadetlerini yerine getirdiler. Bu sene Kurban Bayramı pazar esnafı için de, satıcılar için de, besteciler için de çok güzel geçti. Hemen hemen besticilerin de, çevre köylerdeki besticilerin de, yani hayvanla uğraşanların hepsinin hayvanları bitti. Çok şükür güzel bir kazanç sağladılar. Bunun da sebebi ağırlıklı olarak deprem bölgesi olmamızdan kaynaklanan, Türkiye'nin dört bir tarafından bu bölgelerde kurban kesildi. Bir önceki dönemde de, yani depremin yaşandığı ilk dönemde de bu bölgede iyi bir kurban kesilmişti. Sayı biraz azalmıştı. Ondan kaynaklandığını da düşünüyoruz biz. Hayvan sayısı azaldığından dolayı bu bayramda da hayvanları bütün hemen hemen bitti. Yani kurbana gelecek hayvanlarımızın Kahramanmaraş için diyebiliriz ki bitti. Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran Aksobir'e yaptığı açıklamada oldukça yoğun bir bayram geçirdiklerini dile getirerek besicilerin neredeyse tüm mallarını sattıklarını söyledi. Allah'a hamdü senalar olsun. Güzel bir kurban bayramı oldu. Bu yıl özellikle küçükbaş üreticimizin yüzünün güldüğü, memnun olduğu bir yıl oldu. Adakçı esnaflarımızın yüzünün güldüğü bir yıl oldu. Bunun sebebine gelince maşallah subhanallah, yani son bundan 20 yıl önce bir çok bir yoğun bir iş olmuştu. Bu yıl tabiri caizse tutanın elinde kaldı şeyle. Maşallah çok yoğun bir şekilde küçük başta talepler oldu. Bunun ana sebeplerinden birincisi Kahramanmaraş'ta olup da şehir dışında olan, ülke dışında olan kardeşlerimizin yoğunluk bir şekilde kurbanlarını canlı bir şekilde Kahramanmaraş'tan buradan kesimlere. Buna canlı şahit olarak kaç tane mesela dışarıdan, İstanbul'dan falan bizlere hep telefonlar açıp işte ben Kahramanmaraş'ımda kesilmek istiyorum. Şehir dışında bulunan kardeşlerimizin bizzat gelip şehrimizdeki depremzede kardeşlerimizin etsiz kalmasın çabası içerisinde olup maşallah subhanallah, yani depremden sonraki bölümde Kahramanmaraş'ımızda bir bolluk, Allah devletimize zeval vermesin. Yani yemek konusunda, şey konusunda, ama kurban konusunda da şunu söyleyebilirim. Hiçbir fakirin evinin etsiz kaldığı zannetmiyorum. Her yere et ulaştı. Çünkü sağ olsun vakıflar, ondan sonra sivil toplum kuruluşları el ele verip maşallah bu 3-4 günlük sürede, yani son 20 yılın en çok hayvanının kesildiğini söyleyebilirim. Bu da bizi çok mutlu etti. Buradaki milletimizin duyarlılığı, Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Yani buradaki depremde zarar görmüş insanlarımızın bir nebze olsun yanlarında olmak, yani etsiz kalmasınlar, kurban bayramını vurup geçirmesinler anlayışıyla bizlerin yanında olmaları bizi ayrıca mutlu etti. Yani bu yıl çok duygusal bir yıl oldu. Yani inanır mısınız? Ben bundan 15 sene evvel görmediğim insanları pazarda, hayvan alışverişlerinde, yani pahalılığı, ucuzluğu önemli değil. Ben memleketimde kesim. Buradaki kardeşlerimiz etsiz kalmasın düşüncesi içerisinde olmaları bizi çok mutlu etti. Allah bu milletimize zeval vermesin. Biz böyle olduğumuz müddetçe inşallah tez günde ayağa kalkacağız. Burada en çok beni bir noktada mutlu eden noktalardan biri de adakçı esnafımız bizim yaklaşık 50-60 tane. Bu yıl çok bu bereketli, hepsinin yüzü güldü, çocuklarına mutlu bir şekilde bayrama bir gün kala, iki gün kala mallarını bitirdiler. Bu yıl mutlu bir bayram geçirdiler. Allah milletimizden razı olsun. Allah devletimizden razı olsun. Bu birlik beraberliğimiz olduğu sürece inşallah bizim sırtımız yere gelmez Allah'ın sayesinde. Bu vesileyle tüm İslam aleminin kurban bayramını kutlarım. Allah herkesten razı olsun.